Sevgili seyirciler, Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. Galatasaray Pendik Spor'u geçerken çok fazla zorlanmadı. Sarı kırmızıların performansını da değerlendireceğiz. Gelin şu anda bir maç programına dönüşte bakarız. Bağlantılarımız hazırmış. Dönüşte puan durumuna gelmeden bir haftanın sonuçlarına göz atarız. Sonra Galatasaray'a, ardından yeniden Fenerbahçe'ye döneceğiz. Arkadaşlarımız Sivas'ta Erdem Akbaş'tan, Fenerbahçe Murat Onur'dan ev sahibi Sivasspor'a dair bilgileri alacağız. İlk olarak Sivas'a, merkeze gidelim. Erdem Akbaş Sivas'tan gelişmeleri bizimle paylaşsın. Keremcan Bulat, iyi yayınlar. Sivas meydanındayız. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erkek Lisesi'nin hemen önündeyiz. Tabii yarın 23 Nisan ve şehirde her yerde Türk bayraklarını görüyoruz. Kameraman arkadaşım Ege Ural da size bu görüntüleri aktarsın. Sivas'ın en önemli noktalarından birindeyiz, meydandayız. Sivas halkı maçı bekliyor, heyecanla bu mücadeleyi bekliyor. Tabii güneşli bir hava var, güzel bir hava var. Karşılaşmaya ilginin de bu nedenle fazla olmasını bekliyoruz. Diyelim takım içindeki gelişmeleri geçelim. Fenerbahçe dün Sivas'a geldi. Şu an kamp yaptığı otelde mücadelenin başlamasını bekliyor. Sarı lacivertlerde 4 kişi kafilede yer almadı. Osterwolde sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe'de sezonu kapattı ve kadroda yok. Osterwolde'nin yanı sıra 3 sürpriz isim, Mia Zayş, Serdar Aziz ve Bonucci kadroya dahil edilmedi. Bu tamamen teknik heyet kararıyla alınmış bir karardı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın inisiyatifi doğrultusunda 3 oyuncu kadroya dahil edilmedi. Zayş'a parantez açalım. Zayş tamamen performans odaklı, bugün kadroda yok. Sivas maçında kadroda olmayacak. Bonucci ve Serdar Aziz'de durum biraz farklı. O bölgedeki oyuncuların fazla olması sebebiyle kadroya dahil edilmedi. Fenerbahçe tabii Olympiakos'a elenmesinin ardından sadece lig kaldı ve tüm konsantrasyonu ligin üzerinde, kalan maçlarını kazanıp şampiyon olmak istiyor. Sarı lacivertliler Fenerbahçe'de maç öncesi 7 önemli isim sarı kart ceza sınırında. Bu isimler kart görmeleri halinde Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecekler. O isimleri de paylaşalım. Batshuayi, Tadiç, Cengiz Ünder, Bekoa, Mert Müldür, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırındaki isimler. Mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Alman VAR hakemi Benjamin Brandt VAR koltuğunda oturacak. Fenerbahçe son 7 haftada puan kaybetmedi. Bu seriyi sürdürmek istiyor. Sivas'ta da karşılaşmaya belirttiğimiz gibi güzel bir ilgi olmasını bekliyoruz. Şu bilgi karışıklığını da giderelim. Sosyal medyada özellikle konuşuldu. Kontenjanla alakalı, Fenerbahçe'ye ayrılan kontenjanla ilgili. %5 oranında bir kontenjan ayrıldı. Sivas Spor'un her maçta yaptığı uygulama, ekstra bir kontenjan bugün Fenerbahçe için, Fenerbahçe taraftarları için söz konusu değil. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal yönetiminde hafta içi çok fazla görüşmeler yapıldı. Yönetimde hoca ile bir görüşme gerçekleştirdi. Futbolcuların kendi aralarında toplantılar yaptığını biliyoruz. Olympiakos maçı sonrası oluşan olumsuz hava aslında çok kısa sürdü diyebiliriz. Fenerbahçe tamamen lige odaklandı ve kalan maçlarını kayıpsız tamamlayıp şampiyon olma parolasıyla lig yarışına devam ediyor. Biz buradan takımın kamp yaptığı otele geçeceğiz. Tabii orada da taraftarlar dün gece de oradaydı. Bugün yine orada olacaklar. Biz yayınlarımızı orada devam edeceğiz. Sivas Meydanı'ndaki yayınlarımızı şimdilik noktalıyoruz Keremcan Bulat. Bakalım Sivas Spor'da son durum ne? Murat Onur Sivas Spor tesislerinde. Evet Keremcan Polat, aslında 2 hafta öncesine kadar Sivas Spor düşme sıralarından orta sıralara doğru yükselmeyi hedeflerken, 2 haftada aldığı galibiyetlerle birlikte şu an itibariyle ilk 5'e girme planlarını yaptığını söyleyebilirim. Özellikle Bülent Hoca ve öğrencilerin de Sivas cephesinde morallerinin oldukça yüksek olduğunu söylemekte fayda var. Sivas'ta aslında biraz önce kıymetli kardeşimiz de söyledi, güzel güneşli bir hava var, maç oynamaya elverişli bir hava var. Saat 20'de başlayacak karşılaşma. Bizler neredeyiz peki? Bizler de Sivas Spor tesislerinin önündeyiz. Artık tüm hazırlıklarını tamamladı. Sivas Spor tesislerinde saat 20'de başlayacak mücadele için artık son taktikleri teknik direktör Bülent Uygun'dan futbolcuların aldığını söylemek istiyorum. Mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Bu sezon Süper Lig'de 16 karşılaşmada düdük çalmış tecrübeli hakemlerden bir tanesi. 33. haftasında kendi sahasında da Sivas Spor Fenerbahçe'yi konuk edecek. Son 2 haftayı gol yemeden 6 puanla geçen Sivas Spor, Karagümrük, Trabzon maçlarında galip geldi ve Avrupa bileti için matematiksel şansını devam ettirmek istiyor.
Özellikle teknik direktör Bülent Uygun da bu şansı sonuna kadar zorlayacaklarını ifade etti. Sivasspor Trendyol Süper Lig'de oynadığı 32 maçta 11 gol atarken 11 karşılaşmada berabere kaldı ve 10 karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Topladığı 44 puanla Süper Lig'de 10. sırada şu an itibariyle yer alıyor. Yiğit Olar'da Hakan Aslan ve Aziz Bek şu an itibariyle sakatlıkları bulunuyor. Bunun yanı sıra Harisiz sarı kart cezalısı Trabzonspor maçında sakatlığı nedeniyle kaleyi Ali Şaşal Vural takımını da kaleyi Droje Nikolic'e bırakmıştı. Nikolic çok güzel bir performans sergilemişti Trabzon maçında. Üst üste hatta 5 kurtarış yapmıştı ve hem taraftarların hem de teknik direktörü Bülent Uygur'un gözüne girmeyi daha fazla başarmıştı. Bu maçta da Bülent Hoca kaleci tercihini maç saatinde netleştirecek ama muhtemelen kaleci Nikolic 11 ile sahaya çıkmasını bekliyoruz. Özellikle Haris'in yokluğunda orta alanda Bülent Uygun İbrahim Akdağ'a forma vermesini yine bekliyoruz. Stoperde ise Aron Apindangaya ve Samba Kamara ikilisi olacak. Rey Manaj ile de Sivas Spor bugün akşamki oynanacak Fenerbahçe maçında gol arayacak. İsterseniz ben size hemen Sivas Spor'un muhtemel 11'ini vereyim. Kalede Nikolic, Uğur Çiftçi, Murat Paluli, Aron Apindangaya, Pangoras, Samba Kamara, İbrahim Akta, Bartu Elmas, Meniç, Keita ve Rey Manaj 11 ile bugünkü karşılaşmaya çıkmasını bekliyoruz. Sivasspor'da gerçekten moraller oldukça yüksek. Özellikle geçtiğimiz hafta Trabzonspor galibiyetinden sonra bu haftada Fenerbahçe'yi kendi sahasında yenmek istiyor. Biraz önce söylediğim gibi Avrupa kapısını aralamak için, ilk 5'e girmek için Bülent Uygun ve öğrencileri bugün Fenerbahçe maçında mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Hemen şu detayı da aktarıp sözü sonrasında merkeze bırakayım. Yaklaşık 10 şu ana kadar dün 5.000'den fazla bilet satılmıştı. Maç saatine kadar 10.000 biletin satılması bekleniyor. 27.500 kişilik Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yaklaşık 10.000-12.000 civarında bir taraftar beklendiğini söylemek istiyorum. Bunun yanı sıra yine Sivas Belediye Başkanı da yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuklar için 500 bilet aldı. 500 bileti çocuklara verdi. Onlar bugün maç seyretmeye gelecekler. Fenerbahçe'yi Sivas'ta izleyecekler. Kendi takımlarını izleyecekler. Genç minik yiğidolar 500 taraftarla takımlarını destekleyecekler. Tabii bizler de A-Spor ekipleri olarak şu an itibariyle Sivas Spor testlerinin önündeyiz. Bir dahaki yayınımızda farklı bir noktadan yayın yapacağız. Gelişmeleri Sivas'tan A-Spor ekipleri olarak takip ettiğimizi belirtelim. Sözü İstanbul stüdyolarına sizlere bırakalım. Kerem Can Bolat. Erdem Akbaş ve Murat Onur'dan iki takıma dair son bilgileri aldık sevgili seyirciler. Süper Lig'de bir haftanın sonuçlarına göz atacağımızı söylemiştim. Bir sonuçlara bakalım. Sonrasında Galatasaray'ın Pendik Spor maçı üstüne konuşacağız.